Şey var mesela, biliyorsunuzdur bunu muhakkak, Avrupa'da da öyleymiş aşağı yukarı. Meyve sebze çok yok yani. Varsa da çok pahalı çünkü üretilmiyor. Dediğim gibi bildiğim kadarıyla üzüm falan fazla var. Muz gördük. Portakallı şeyler gördük. Onun dışındaki çok fazla bir şey yok. Hatta böyle şunun gibi şeylerde, bardaklarda meyveler dilimli bir şekilde satılıyor. Pahalı. Yani diğer yiyeceklere göre bayağı pahalı. Dolayısıyla insanlar vitaminini, işte gerekli şeylerini yapay ilacımsı içeceklerden alıyorlar işte. Biz içtik son günlerde çok içtik. Vitaminli içecekler var. Şey de var bu. İyonizerli mi demiştin? Neydi? Ha, iyonlu, iyon destekli bir şey var. Hatta Costco mıydı? Öyle bir şeydi. Garip bir şeydi. Böyle şekerli gibi su. İşte yorgunsan, spor yaptıysan işte vücudunun iyonunu yerine getirmek için onu içiyorsun. Tadı çok güzel direkt değil ama gerçekten işe yarıyor. Şey, enerji. Yani vücudunun şeyini yerine getiriyor yani. Hafif kırgın hissediyorsun böyle, çok hasta gibi. İçtin. Aynen. Okay. Yani yiyeceklerden alacaklarına her şeyi böyle ilacımsı içeceklerden alıyorlar. İşte o da ben hiç yapmayacağım bir şey değil. İşte aynen, çok zor bir şey bence. Bence de çok zor bir şey. Biz alıştığımız için, vücudumuz doğal şeylerden almaya alıştığı için. Yani doğal değil de hani ben otursam yemek isterim, anladın mı? Aynen. Masada onansın, şey olsun. Ama yani üzümü bundan yemek istemem. Gerçekten üzüm varsa üzüm yemek isterim. Yani üzüm almak için, yani üzümün vitaminini almak için jelibon yemem yani. Evet, doğru diyorsun. Bunlardan vitamin alınmıyordur. Alınmıyordur. Şey mesela işte çok içiyorlar dedim ya, bir gün sonra işe gitmeleri gerekiyor dolayısıyla. Ve geç saatte uyuyorlar. O yüzden böyle direkt alkolü geçirecek, hani o alkol etkisini geçirecek içecekleri var. Direkt içiyorlar, iyileşiyorlar, bir gün sonra işe gidiyorlar falan. İşe yarıyor, her şeyleri işe yarıyor. İyi bak nasıl bitirdi hepsini. Onun dışında hayır yani beğenmeyip nasıl bitirdi hepsini. Sonra o kalitesini yiyecek belki. Ben videoda prim yaptım. Aynen. Hayır, gerçekten iğrenç ya. Nasıl ya bir nimete de iğrenç demek istemiyorum da bu gerçekten. Evet, aslanımız uygun değil diye. Şey bir de... Nasıl bak, nasıl biliyor? Nasıl ben nasıl biliyorum? Bir de mesela bunu, ben bunu görsem ben bunu alkol olarak düşünmem. Yani diyelim ki abi greyfurt suyu. Tabii yani Korece bilmediğim ama hani şunu demek istiyorum. Bizde alkoller, evet bu alkol diyebiliyorsun, ne bileyim hani tıpası farklı oluyor, şişesi farklı oluyor. Ama bu bildiğin normal soda gibi duruyor. Soda şişesi bu. Hani soda şişesi olduğu için hani Kore'ye giden biri, işte az buçuk Korecesi olan biri, abi bu neymiş ya, greyfurt suyu, meyve suyu herhalde bu falan deyip alabilir. Yani şey, alkol olduğu belli değil. Yani biz çok şey cümlesini kullandık şakayla karışık arkadaşlar. Ya biraz ciddi olun ya, her şey böyle oyuncak değil hani. Yani gerçekten bunu dedik yani, her şey eğlence değil de böyle bir şeyleri ciddi yapın ne olur falan yaptık şaka. Biraz iyisi ya, hayatınıza bakın. Her şey böyle iyi falan şey değil yani. Hani daha tatlı görünmek için daha böyle sesle incelterek konuşan insanlar var. Satıcılar genelde bunu yapıyor. Biz alışık olmadığımız için gene bana mesela garip geliyor. Hani normal konuştuğum Koreli arkadaşım normal konuşuyor seninle ama böyle satış yerlerinde, mekanlarda işte ne bileyim eğlence yerlerinde falan insanlar sana daha samimi ve tatlı görünmek için böyle sevimli konuşuyorlar. Bizde de şey bana var. Bana değil, bana uygun değil. Bey Camii'nin orada ıslak mendilli ister misiniz? Buyurun yapıyor ablanın gibi. Hani ya öyle şey ama tabii gene kültür herhalde. Ya kültür tabii. Onlara öyle geliyor. Onların kültüründe var o muhabbet o yüzden. Şeye çok garibine gitmişti, onu söyledim kamera arkasında. Herkes de bir güzellik takıntısı. Herkes çok güzel arkadaşlar. Kore'de herkes çok güzel, çok sinir bozucu. Sanırım vücutlara uygun. Herkesin vücudu atletik, inanılmaz. Kızın erkeğin hepsinin vücudu atletik. Aralarda gördük ama sanırım yatkın hani. 2-3 spor yapmaya sanırım güzel oluyor vücutları. Hepsinin yani. Erkeklerin bütün erkeklerin vücudu üçgen böyle direkt. Ve çok güzel giyiniyorlar. Ya o da kültüre bakıyor aslında. Çünkü yani senin gösterdiğinde benim de baktığım Kore şeylerinde hani herkes de bir şey var, bir yani bir jilet gibi herkes, anladın mı? Çok güzel giyiniyorlar ya. Hani kızlar böyle elbisesini giymiş, topuklu ayakkabısını giymiş, makyajını yapmış falan, erkekler böyle takım elbiseli falan. Hani herkes de bir şey var ama yani senin söylediğin biraz, hemen lafını çalıyorum, samimiyet yok dedim. Ha evet. Şey böyle çok göstermelik bir şeyler bazen. Şöyle mesela çiftler geziyor. çiftin iki tarafı da çok güzel mesela. Kız da erkek de çok güzel ama böyle yürüyorlar burada mesela. Şey, biz çiftiz. Samimi. Aynen şey gibi yani. Kalıp. Hep şey dedim, sürekli dedim, herkese dedim. Black Mirror bölümü gibi Kore. Aynen onu söyledim. Evet. Black Mirror'ın bölümleri gibi Kore biraz. Böyle hani şey oluyorsun. Gerçek olamaz bu. Bir şeyler var, bir sıkıntı var belli yani. Altta bir problem var ama görünmüyor. Problem de görünmüyor. Kafayı yiyorsun. Her şey çok güzel diyorsun. Her şey çok düzgün. Bir sıkıntı olmalı bir yerde falan ama böyle hafif bir yerlere baktıkça anlıyorsun problemleri. Yere çok tükürüyorlar Mehmet. Genci yaşlısı yere tükürüyor bunların. Ama böyle nasıl böyle dolu dolu tükürüyorlar. Önce bir temizliyorlar falan sonra yere tükürüyorlar. Hava kirli. Hemen direkt çıkarmıyorsun. Balagan yapıyor. Balgan attım. Aynen. Hani bizde yanlış bir şey ya. Ha bizde de çok tükürüyorlar ama. Tüküren var bizde de hani. Arkanda bir tükürse şey yaparsın. Yaparsın. Onlar da normal bir şey olduğu için genci de yaşlısı da sevgilimle gezerken tüy yapmazsın yere. Yapmazsın. Yapıyorlar. Doğal bir şey çünkü hani onlar için normal bir şey. Bizi rahatsız etti. Aşırı rahatsız olduk. Çünkü yanımızdan geçerken böyle tükürüyor bize doğru. Öyle biz ne yapıyorsun be? Öyle o çok rahatsız etti beni. Bir ayın sonra sen tükürmeye başladın. Hani bırak diye yani böyle şey yapıyorum. Sonra kirlilikten dolmuş şurası. Aynen. Ben doldum zaten. Ben de atıyordum ya yavaştan. Onun dışında ne var rahatsız eden? Motosikletler kırmızıda falan da geçiyorlar. Her an bir motosiklet tarafından çarpılabilirsin. Ama çarpılmıyorsun hiçbir şekilde. Ama o kadar ceza şey var. Ne o? Suç. Herkes odaklı birbirine karşı kırmızıda mı geçiyorlar? Evet. Kırmızı ışıkta geçen motor gördüm. Kaç defa denk geldim. İnsanların yürüdüğü yerde hızlıca süren motor gördüm. Orada bir bak var. Motorda bir bak var. Motor bisikletlerle çarpılabilirsiniz, dikkat edin. Ben de hani aktif olarak da olmasa da motor kullanıyorum yani. Ben de hani motor olsa motora biner kullanırım ama yani motoru kullanırken de ben şey mantığıyla bakıyorum. Evet karşımdaki de bir araç, ben de bir aracıyım. Ona göre kullanmalıyım. Kendine güvensen karşıdakine güvenme yani. Yani bu şekilde bakıyorum ama bazı motorcular gerçekten ölümle dans ediyorlar. Yapmayın. Yani yapmayın abi. Kendinize bir zarar verin. Üzmeyin kendinizi, ailenizi. Evet Elif'ciğim teşekkür ederim her şey için. Ben teşekkür ederim. Için. Kapatacağız, yemeğe devam edeceğiz. Büyük ihtimal. O doğru düzgün bir şey yiyeceğiz gibi ya. Taze fasulye yiyelim. Ağlarım taze fasulye. Dediğim gibi ben sıralamam gerekirse net birinci. Birinci net. Tereyağlı. Net birinci. Tereyağlı bu. Tereyağlı bağlı. İkiye çok saçma bir şekilde olacak ama bunu koyarım. Güzel değil mi tadı? Hadi kanıtla şey yap. Bak tadı güzel değil. Yediriyor. Yediriyor. Güzel yani tadı öyle hani ooo mükemmel bir tadı var değil. Ama şey böyle hani cips yemek istesem bunun yerine bunu yerim. Yani çünkü gerçekten şu an şurada 5-6 tane ürünle o yorumu yapabilirim. Gerçekten tatlıdan bunaldım şu an. Yani tatlısı da çok tatlı. Çok tatlı ya. Şey, tatlandırıcılı şeyler böyle rahatsız eder ya. Evet. Öyle tatlandırıcı. Yani gerçekten şunu sadece tuzlu diye yani tatlı olmadığı için yedim ki bu da tatlı bir şey. Bal geliyor yani. O yüzden 2'ye bunu koyuyorum. 3,5 lataya koyuyorum. Keşke yiyebilseydik. Ama çok güzel çünkü tabii. Bunun tek farkı dediğim gibi şey, bunun tereyağlı. Sanırım bunun krakeri tereyağlı bu arada, çikolatayla alakalı. Olabilir. Aynen. 3'e bunu koyuyorum. 4'e C'yle bunu koyuyorum. 4 net. Aroması çok hoş. 5'e strawberry cips. Bunu sıraya bile koymuyorum. Onu çöpe atıyoruz direkt. Koymuyorum. Ha, ama favorim bu arada benim sade oldu. Çünkü bu bir hem hani sıvı değil de böyle yoğun. Gerçekten şurup gibi bir yoğunluğu, şurup gibi hani biraz daha şey sıvıdan ziyade o asitli ve aromalı. Bu tamamen gerçekten hani alttan bir aroması ona alkol olarak geçiyor. O yüzden benim favorim daha sade oldu. O da dediğim gibi ben çok fazla hani tatlı, aromatik şeyler sevmediğim için. O yüzden sade benim daha favorim oldu. Teşekkür ederim. Size ben teşekkür ederim. Birkaç tüyo vereyim. Kore'ye gitmek isteyen biri. Ben Kore'ye gitmek istiyorum. Evet. Ben Kore'ye gitmek istiyorum. Bir daha gitmeyi ben de istiyorum. Gitmeden ne yapmalıyım ya da gittikten sonra ne yapmalıyım Kore'de? birkaç kilo verip herkesin şeyi farklıdır, bütçesi, ama mutlaka parayla gidin ya. Yani tadını çıkarmak istiyorsanız para olsun yanınızda. Von var mı yanında? Von var, getireyim dur. Bir von var. Von da güzelmiş arkadaş. 1000 won. 1000 birim. Birim para. Ya bizdeki 1 TL'ye mi denk geliyor? Aynen. Yani evet, evet, onlar şey da öyle. Sanırım üstündeki kişi şey alfabelerini bulan insan. Emin değilim. Yanlış bilgi vermeyeyim ama. Bilmiyorum. Alfabelerini bulan kişi. Emin değilim. Yanlış bilgi vermeyeyim. 4-5 tane çubuk yapmış. İşte bak. Yapmamış, bir sürü şey var burada, karışık karışık, okuyabilirim okuyamıyorum ya. Tapınakları gezdik de hanbokla gezdik. Bu hanbok kıyafetleri onların. Kıyafeti biliyorsunuzdur yani, bilenler vardı, böyle kabarık bir etek. Üstüne de ceket veriliyor. Saçlarını güzel bir şekilde böyle süslüyorsun. Elinde çanta veriyorlar, böyle geziyorsun. Şöyle tapınaklar aynı noktalar, yani aynı yerdeler. Ama birbirlerinden biraz uzaklar, metro ile gidiyorsun aralarda. Ve metroya o kıyafetlerle girdi ve kimse garipsemedi o kıyafetleri. Hepimiz böyle geçmişten gelen insan zaman yolculuğu yapmış. Ya da şey demiş oldu, gelmiş turistler. Aynen, turistler giydirmişler, aynen. Giydirmişler bu turistleri. Aynen öyle düşünüyorlar. Harcayın paranızı turistler falan. Şey kazandırmış. Teyzeler, amcalar da çok beğenmiş, fotoğrafını falan çekiyorlar. Hoşlarına gidiyor böyle onların kültürünü şey yaptığın için. Böyle çok güzel olmuşsunuz falan yapıyorlar. Amcalar fotoğrafınızı falan çekiyor. Çok güzel olmuşsunuz. Anlamıyorsun sen. Ne? Ha bir de sana sormadan çekiyorlar. O çok komik. Nasıl ya? Diye gülüyorlar böyle, seni çekiyorlar. O bizde de var o. O değil ama. O değil. O metroda çekilenler. O sapıkça. Amcalar böyle gezerken... Yok, ben ondan bahsetmemiştim ya. Ünlü görüyorsun. Ha, evet. Görüyor yolda, artık selam sabah da yok biliyorsun. Gördü, şak çıkarıyor böyle. Ne bakıyorsun? Biraz gül lan. Evet, evet. Yani seni zararsız bir şey yapıyorlar yani. Amcalar böyle çok tatlı olmuşsunuz diye çektiler. O yüzden de umarım. Ondandır inşallah. Şeye hazır olun yani. Damak tadınız biraz farklı. Hani biraz benziyor falan muhabbet. Kültürel şoka hazır olun diyorsun. Aynen, ona bir hazır olun. Damak tadından önce sırayla gideyim. Havaya hazır olun. O kadar nemli olan neresi var diye düşünüyorum Türkiye'de. İşte Hatay. Hatay. Kesin bilgi. Hatay. Yani, aynı zamanda sıcak mı da? Ne sıcak da tamam, tabii. Hatay o zaman. Ben aşırı nemli. Askerliğimi Hatay'da yaptım ve bak ben hayatımda bu kadar nemli bir yere gitmedim. Doğru, askerliğini yaptım. Hani şeye de gittim, Antalya'ya da gittim. Antalya da çok nemli bir yer. Yalova da nemli bir yer. Hani çok şey olmasa ama Hatay çok farklı bir şey ya. Hani bir insan nefes alınca şey oluyor mu? Yapışıyor mu? Nefes alırken içine su çektiğini hissediyorsun. Aynen, öyle işte, Kore'de öyle aynen. Askere gittim, ilk gün nem oranına baktık, %98 mi öyle bir şey. Yağmur yağsa bari. Aynen. Ki yağmur da yağdı. Yağdı. Yani düşün bak, kısa kolluydaydık. Pantolon vardı. Dışarıdayız, bir yağmur yağmaya başladı. Bak, güneş vardı, çok güzel şey. Bir yağmur yağdı ve şeysin, bu yağmur yani üşütmüyor bile. Evet, evet. Hani yaz yağmuru yani en azından böyle ıslanırsın, hafiften böyle serin oldu da değil. Daha da sıcak oldu. Yağmur yağdı, nem arttı. Hiç nefes alamıyorsun. Nefes alamıyorsun. Gerçekten burada değil. Anlıyorum. Oranın mesela o zaman sabahları böyleydi. Akşam nem azalıyordu. Akşam normal gündelik hayata dönüyordun yani. Hatay'da sadece akşam durabiliyorsun. Sabahları çıkma dışarı yani. Öyle işte, orası da öyle aynı şekilde. İşte şey benzedim, Karadeniz'de de biraz nemli ama Karadeniz'in sıcağını düşünün, sıcak halini düşünün. Ona hazır olmanız lazım. Şu çok önemli, dışarısı çok sıcak ama iç mekanlar, metrolar, otobüsler buz gibi klima açıyorlar. Anormal, herhalde 15'te falan çalıştırıyorlar ve içerisi esiyor, sadece soğukta değil. O yüzden mutlaka kalın bir şeyler. Net hasta olurum ben bu arada. Net hasta olurum. Soğuktan sıcağa, sıcaktan soğuk. Aynen. Çok zor yani. Ben hasta olurum. Herkes uzun kolluyla geziyor genelde zaten. Hani hem güneşten korunmak için hem de iç ortamlara gireceklerse böyle hani direkt üstümüzde bunu düşmeyelim diye. O çok önemli. Onun dışında ulaşımı aşağı yukarı bakın bir internetten gitmeden önce. Şeyler çok güzel. Metro ulaşımı çok kolay. Haritalar var, uygulamalar var. Direkt hangi duraktan nereye gidecek sana işaretliyorsun, sana aktarmaları falan gösteriyor. Kolay yani, zor değil. Bütün duraklarda da İngilizce, hani normal bizim alfabede şeklinde de yazıyor. Yani normal sarı Korece yazmıyor. İngilizce söylüyorlar da aynı şekilde anonslarında. O Türkiye'de de. Aynen. Hani şey yapmayın, o konuda gerilmeyin. Otobüslerde de öyle hatta. Yemeklere hazır olun. Tatlı, her şeyin tatlı olmasına hazır olun. Isırdığınızda tuzlu hissedip, yani tuzluğa düşmekte. Tuzlu bir ısırıp böyle içinden balınak şeyler yani var. Gerçekten yani. Şu bile yani aradığını tek tuzlu diyebileceğim şey buydu. Bunu bile ilk ısırdığımda tatlı geldi. Sonra evet, bir acı gelmeye başladı. Onlara dikkat edin. Şeye dikkat edin, yemekler acı seviyesine göre, acılık seviyesine göre geliyorlar. Yani biri bile çok acı olabilir, ona dikkat edin. Çok güvenmeyin onunla. Acısı da güzel acı yani. Böyle sokak şeyi yedim işte, tobok yedim. Her yerden, farklı yerlerden yiyoruz. Artık hani gittiğimiz her yerde tanıdığımız bir teyze var, oradan alıyoruz. Bir tane teyzenin tobokisi çok acı, sosu. Her oturduğumda yiyorum. Yedikten bir süre sonra başım dönüyor. O kadar acı. Acıdan. Şuralarım acıyor ve başım dönmeye başlıyor. Ona da dikkat edin. Yediğiniz şey birden acı olabilir. Yağmur her an yağabilir. Yanınıza mutlaka bot falan da alın yani. Hani sadece hava sıcaktır diye açık ayakkabıyla gitmeyin. Çok tehlikeli. Yağmur ya gerçekten sel oldu zaten. Ben geldim. Durum görmüştür belki. Kore'de Seul'de bir sel olmuş. Ben oradaydım. Bir gün sonra direkt otobüslerin seviyesine çıkmış su. O derece. Rezidanslarda falan merdivenlerden su falan akıyordu bazen. Neyse. Ona dikkat edin. Yağmur her an yağabilir. Bir turist. Yani, aynen, turistlere biraz dikkat edin. Yani şey değinmeyin, güvenli ülkedir falan filan. Ama yine turistlere dikkat edin. Şöyle bir çaresizlik yaşadık, bunu anlatayım mı? Taksi konusunda biraz problem yaşadık. Bana anlatmadım, kimseye anlatmadım. Şu an aklıma geldi çünkü bir kere yaşadık. Silmişim kafamdan, travma gibi. Taksi bulmakta zaten çok zorlandık. Hani taksilere, çok farklı taksiler var. Sarı taksiler, gri taksiler, özel uygulamanın olduğu taksi falan filan. Doğru taksiyi bulmaya çalışıyoruz. Bir tane taksi bulduk çünkü otobüsler bitmişti. Metrolar bitmişti. Gittik, arkadaşımız da Korece konuşuyor hani. Bir şey de yok arada, bir engel de yok. Adama sordum. Dedi işte biz şuraya gideceğiz. Dedi ben yabancı almıyorum dedi, gitti. Lan Türkiye'de Türk almıyor. Yabancı almıyorum dedi, adam gitti. Belki adama özel bir durumdu ya da işte ne bileyim o taksi türüne özel bir durumdu. Yani şeye güvenmeyin ya, biz taksiyle zaten döneriz falan. Bir taksi zor buluyorsunuz, yani boş taksi zor buluyorsunuz. Bir de almama ihtimalleri de oluyor, iletişim kurma zor olabilir. Yani. Zaten hani her taksiyi çağırmak da o kadar kolay değil. Taksi muhabbetine çok güvenmeyin. Biraz da pahalı galiba, tam bilmiyorum. Baykuşlar var, Türkiye'de olduğu gibi. Sanırım 3-3.30'a kadar falan çalışıyor. 6'da da şey başlıyor, normal ulaşım başlıyor. Baykuş taksiler var. Baykuş taksilerin hani hepsinin sayısı var. Baykuş taksilerin başında N harfi var. Direkt nereye gideceksen çoğu yere giden taksiler var. Hongdae dediğim genelde eğlencenin olduğu kısımdan kalkan bir sürü otobüs var. Otobüslerle gidebilirsiniz. Öyle bir ulaşım muhabbeti de var. Güzel. Yani genel olarak ulaşımda da sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Çünkü gelişmiş bir şehir. Hadi. Şehir diyorum. Gelişmiş bir ülke. Hadi ülke. Biz nasıl oradaydık sen? İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ben sana ayrıca teşekkür ederim. Getirdiğin için. Güzel. Güle güle. Kendinize iyi bakın. Belki bir ara YouTube kanalı açarım ve Kore'nin gerçek yüzünü anlatırım. Okey. Bitti. Teşekkür ederim. Kaç para alıyor bana? Abla bunu hayatta ya. Bir daha